incir, neredeyse herkesin bayılarak yediği, kurusuyla tazesiyle son derece yararlı bir meyvedir. Ancak incirin yaban arısıyla olan bu ilişkisini duyduğunuzda ona artık aynı gözle bakamayabilirsiniz. Yazın belki de en güzel meyvelerinden birisi incir. Tatlısına ayrı, kurusuna ayrı, kendisine ayrı bayılıyoruz. Ama bugün incirle ilgili anlatacağımız bu gerçeği dinleyince minik bir şok yaşayabilirsiniz. İncir, dut familyasındaki küçük ağaç türleri olan Ficus caricea'nın yenilebilir meyvesidir. Aslında teknik olarak meyve sayılmazlar, ters yüz edilmiş çiçeklerdir. Hiçbir incir ağacının çiçek açtığını görmezsiniz. Çiçekleri aslında o kabuğun içinde bir koza şeklinde açar ve sonrasında olgunlaşarak meyveye dönüşür. Ancak incir çiçekleri içeride büyümek zorunda kaldıkları için diğer çiçeklerden farklı bir polenleşme sürecine ihtiyaç duyarlar. Bu noktada ise devreye incir arısı girer. Ve incirlerin aslında incir arıları olmadan türlerini devam ettirme imkanı yoktur. İncir arısının da incirsiz yaşama ihtimali yoktur. Çünkü larvalarını incire bırakır. Peki, gelelim bu sürecin nasıl işlediğine. Bazı incir türleri erkek, bazıları dişidir. Dişileri tozlaştırmak için incir arısına ihtiyacı vardır. Dişi yaban arısı, incirin içine girerken çok dar bir delikten geçer ve bu sırada kanatlarını kaybeder. Ve içeride tuzağa düşer. İncir erkek ise, yumurtalarını içeri bırakır. Bunlar yumurtadan çıkan larvalara dönüşür. Sonrasında ise, eşek arısına. Erkek yavru arılar kanatsız doğarlar ve tek görevleri çiftleşmek ve incirin dışına doğru bir tünel kazmaktır. Sonrasında ise, dişi incirler bu tünelden yanlarına incir poleni de alarak uçup giderler. Yaban arısı dişi incire girdiği zaman ise onu tozlaştırsa da yumurtalarını bırakamadığı için yalnız ölür. Bu esnada dişi incir bu yaban arısını tamamen sindirebilecek bir enzim üretir. Yani incirin içindeki çıtırlar bir arının parçaları değil, sadece tohumudur. Ama yine de incir yediğiniz sırada bir arının parçalarını da yiyor olabilirsiniz. Bu bilgiler veganları bir miktar üzebilir.